Sevgili izleyicilerimiz, bir programımıza daha hoş geldiniz. Hristiyan ahlakı programlarında yine Rabbin sözüne bakarak dünyamızda gelişen bazı her gün yeni yeni ortaya çıkan olayları değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve bugün de özellikle çevre dostluğu konusuna bakmak istiyoruz. Bazıları belki bunun imanla ne alakası var diyebilir ama aslında güzel sözlerimiz var bu yönden. Temizlik imandandır, imandan gelir. Bu açıdan aslında evet imanla çok derin bir bağlantısı vardır. Yanımda İlyas kardeşim de var ve bu konuyu biraz da değerlendirmek istiyorum seninle beraber. Ee, çevre dostluğun imanla ne alakası var diyenlere ne derdin? <laughs> yalan söylüyorsunuz derdim. <laughs> Çünkü birçok kişi bunu ağzında geveleyip duruyor. Şöyle söylüyorlar. Ima, temizlik imandan gelir. Şükürler olsun. Bunun pratik olarak çevremizde görünmesi lazım. Çünkü yalan olmaması lazım bunun değil mi? İlginçtir her taraf pis. Evet. Ya Trafikten sonra, trafik sorunundan sonra dünyada ve yaşadığım yerde yaşamamı engelleyen ikinci durum budur. İnsanların fütursuzca etrafa şişe atması, tükürmesi, pisliklerini bir kenara bırakması beni dere ediyor. Çileden çıkartıyor. Çünkü gerçekten şunu anlamıyorum. Yaşadığımız çevreye özen göstermeyecek isek, bakmayacak isek orada ne işimiz var? alışkanlıklarımızı o çevreye aktarmak, çevreyi daha pis hale, çöp haline getirmek, orada yaşamayı engelliyorsa orada yaşamayalım daha iyi. Çöpün içerisinde yaşamaya alışıyoruz. Bu demek oluyor ki kendi kendimize saygımız yok. Yani bırak etrafımızdaki insanlara. Kendi kendimize saygımız yok. Ve En önemlisi Tanrı'ya saygımız yok. E çünkü Kutsal Kitap şöyle der. Mezmur 24. Mezmur ilk, birinci ve ikinci ayetler der ki Rabbindir. Yeryüzü yüzü ve içindeki, içindeki her şey, dünya ve üzerinde yaşayanlar. Çünkü odur denizler üzerinde onu kuran, sular üzerinde durduran. Yani burası Rab'bin mekanıdır. Rab'bin bize emanetidir. İlginç bir eski Yahudilerin yasasında, Musa'nın yasasında hiçbir zaman için bir insan bir yerlere tam anlamıyla sahip değildi. Hı Hep Rab bunu vurgulardı. Buralar benimdir. Siz benim kiracımsınız. 50 yıl oradasınız, 50. yıldan sonra benim olacak yine. Ve yine hep bana dönecek. Yani siz kiracı olarak burada yaşıyorsunuz, hmm. hepsi benimdir. E bu önemli bir kavram aslında. Ve gerçekten bunu imana bağlamak lazım. Yani içinde hmm. yaşadığımız bu dünyaya sahip çıkamıyorsak, çıkmak istemiyorsak, kirletiyorsak, çöpleri atıyorsak demek ki gerçekten Tanrı'yı tanımıyoruz. Küçük bir anayotada anlatayım, hmm. seni de teşvik etmiş olurum. Senin komşunla tanıştım. Öyle mi? Evet, daha önce Diyarbakır'da kalırken ki komşunla tanıştım. Tamam. Ee, senden bahsettik, dedikodunu yaptık. Adam dedi ki çok iyi bir insandı. Tanıdığım en iyi insanlardan bir tanesiydi. Ee, yukarıdan oğlu veya kızı bir şey düşürürdü yere ve ağacın üzerine takılırdı. Gelirdi tek tek ağaçtan onu toplardı. Çok temiz bir insandı. Ama sonra ne de beğenirsin ama Hristiyandı. <laughs> çok güldüm. Adama dedim abi bir, bir insan hem temiz hem çevreye saygılı. Hem iyi bir insan iken Hristiyan olması bu durumu değiştirir mi? Yeah. Sen diyorsun ki insan iyi olabilir ama Hristiyansa iyi değildir. Yeah. Ee, bizim tanıklığımız bizim karşıya verdiğimiz tanıklık önemli. Özellikle çevreye olan saygımız görünüyor. Neden? Hmm. Çünkü birçok kişi çevreye saygısız. Hmm. Ee, çok var etrafımda oturduğum yerde özellikle petişeler. Adam gözümün önünde atıyor. Ee, şeyde e, arabadan ilerlerken küllü Yere döküyor, Hı. E yediği yediği cipsi gözümün önünde atıyor Hı. adam çocuk. Hatta videolar izliyorum. Avrupalılar bizi e, hayretle izliyorlar. Hı. Adam düğün konvoyu yapmış giderken bütün konvoyun içerisinden atıyorlar şişeler, e, gazete küpürleri bilmem neler şunlar bunlar falan her taraf pislik içerisinde. Hı. Piknik yerlerimize bakın. Hı. Gidiyoruz attığımız çöpü bir hafta sonra görüyoruz diyoruz hele bak. Bak nasıl kirletmişler buraları görüyor musun? <laughs> İyi de sen attın oraları. Hmm. Ve insanları da sen alıştırıyorsun. Atıp çekip gidiyorsun buralardan. Tabii. Ve o bir kültür aslında. Belirli bir değerler var bunun dibinde. Ee, Avrupa'da bunu görmüyoruz. Yani her giden bunu söylüyor. Ne kadar temiz. Ne kadar temiz. Hatta bizim Kıbrıs'tan birileri gitmiştir Avrupa'ya. Arkadaşlarla beraber gitmişler. Hani orada gezerken yanındaki adam hani çöpleri işte dikkat ediyor, çöp kutusuna atıyor. Ee, yani o kadar itinayla davranıyor ki bir anda sinirlendiğinde döndü de dedi ki sen bunu Kıbrıs'ta niye yapmıyorsun? <laughs> Doğru. Dedi ki ilginçti biz buraya geldik dikkat ediyoruz. Hı -hı. Çünkü temiz tutulan bir çevre aslında ne yapar? Seni de etkiliyor. Evet, temiz evet. tutmak lazım. Ama öbür türlü eğer her yerde kil içerisinde görürsün ben de atsam bir şey olmaz diyorsun. Yani bazen ben görüyorum mesela birileri önümden geçerken bir atıyor yere. Gidiyorum, kaldırıyorum, koyuyorum. O bazen beni görüyor ve utanıyor. Yani bunu yapmak da lazım bazen. İnsanlara bunu öğretmek tabii ki hani kızarak da, bağırarak, çağırarak da değil de tatlılıkla bunu öğretebiliriz, gösterebiliriz. Mesela bizim gençlerle, kilisedeki gençlerle arada bir etkinlik yapıyoruz. Eldiven veriyoruz, çöp poşetleri, çöp poşetleri veriyoruz ve sahile gönderiyoruz. Sahile inip boydan boya yürüyerek 5-10 tane çöp poşeti dolduruyorlar. Hani Kıbrıs'ta insanlar biraz daha bilinçli ama yine de bazı belirli yerlerde çöpler kaynıyor. Ee, hemen etrafımızdaki binayı mesela aynı, benzer şeklinde çöpler doldurarak hatta ilginçtir ki bizim kilisemize gelen bir tane genç bu sayede kiliseye gelmeye başladı. Çok Gençleri gördü dışarıda. Ne yapıyorsunuz ya? Hayırdır yani? E çöpleri topluyoruz. Niye? E, temiz olsun. Kim paranızı veriyor? Kimse vermiyor. E niçin yapıyorsunuz? Yine aynı yere döndük. Yani çünkü çevreyi seviyoruz. Burası babamızın evi. Tanrı'nın evidir. Tanrı'nın mekanıdır. Temiz tutmak istiyoruz. Biz de burada yaşıyoruz sonuçta. Siz de burada yaşıyorsunuz. Adam hayretler içinde kaldı. Sonra kilise geldi. Bu sayede İsa'yı tanıdı. İnsanların dilinde dolaşan başka bir argüman da şudur. Herkes kendi kapısının önünü temizlese dünya tertemiz bir yer olur. Hı. İyi de problem orada zaten. Herkes kendi kapısının önünü de temizlemiyor. Başkasının kapısının önünde kirletiyor. Yok. Sorunumuz o. Yani temizlikle ilgili çok yalan söylüyoruz, hiç doğru yapmıyoruz ve insanların gözüne de geliyor bu. İlginç bir şey daha var. Ben bunu Diyarbakır'dayken özellikle tespit ettim. Aslında bayanlarımız özellikle temizlik konusunda çok titiz. Öyle. Ama nerede? Evin içi. Aynen. Hani hastalık derecesinde sabahtan akşama kadar temizlik Kesin. yapan kadınları gördüm. Hani eşim onları görünce böyle mahcupiyet hissediyordu hani acayip yani sürekli durmadan bir şeyler temizlik duruyorlardı. Ama çok ilginçti ki evin içi, dışı berbat. Boya yapılmamış, çöpler içinde yüzüyor ama hiç umurlarında değil. Yeter ki içi temiz olsun. Burada neyi gösteriyor? Yani insanın yine gözüne geleni, kendini yansıtanı temiz tutuyor ama dışarısını, gerisini hiç merak etmiyor. Oysa ki biz hepimiz bu dünyayı paylaşıyoruz. Öyle. Hepimiz bu dünyayı temiz tutmakla yükümlüyüz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Birisi evinizin içine girse, hı hı. elindeki çöpü gösterse, dese bak hı hı. bıraktım. Hı hı. Ne yaparsınız? Adamın ne yapıyorsun ya evimin içine kirletiyorsun. Al bakayım çöpü, çık bakayım dışarı. Hı hı. Biz Rab'be aynısını yapıyoruz. Hı. Elimizdeki çöpü gösteriyoruz Rab'be. Bak senin evin burası değil mi? Pıt yerde hı hı. çöp. Ee, Rab tabii... Demiyor elinde bir sopa yok Rabbin. Hala um diye indirmiyor bize bir tane. <laughs> merhamet, ediyor. Yoksa Yoksa merhamet ediyor. Merhamet çoktan ediyor. Çoktan dayayı hak etmişiz yani. Ama bu nasıl bir fütursuzluk, nasıl bir cesarettir? Evet. Sen bu kadar şey söyledikten sonra iman ve temizliği ilişkilendirdikten, kapısının önünü temizleme konusunda bu kadar atasözü söyledikten sonra bile yapmıyorsan bu seni yalancı kılıyor, Tabii. bu seni görgüsüz kılıyor. Çok kızıyorum evet. tükürenler, yere tüküren insanlara. Hı -hı. çok acayip kızıyorum. Bu nasıl bir insanın midesini bulandırıyorsunuz? Biraz da beni düşünün. Yemek yiyen var, etrafta olan var. O tükürüğünüz çok çok iğrenç. Şimdi ee, şeye ee, özür dilerim. Pardon adam. söyle devam et. Ee, sözünü böldüm. Asansöre biniyorum. Hı, Hı Asansör yani ortak yaşam alanı. Hı -hı. Ya kardeşim burası ortak yaşam alanı. Ben de kullanıyorum. Trene biniyorum, sinemaya giriyorum. Ortak yaşam alanı senin kadar benim de orada yaşamaya hakkım var, orada Hı -hı. bulunmaya hakkım var. Benim hakkımı neden gasp ediyorsun? Evet. Ee, e, şey, özür dilerim. Asansöre çişini kakasını yapan insanlar var. Asansörün içerisine ya neden, hangi akla hizmet, e, apartman boşluğuna hangi evet. akla hizmet ve neden pisliğini bırakan insanlar yani, o var? bizim değil zaten. O beni ilgilendirmez diye düşüncesiyle. Ya da hani e, devletin malına özellikle bu şekilde davrananlar da oluyor. Evet. Böyle bilirsin Diyarbakır'da çöp malı, kutusunu... Deniz. <laughs> Atmayan. Ama Atmayan. bir atasözü aklıma geldi sen konuşurken. Deriz ki aslanın aslan yattığı yerden belli yattığı olur. yerden belli olur. Bu ne demek? Yani demek ki yattığımız yer bu kadar kirliyse aslan değiliz yani. Evet ya da yattığımız yer kirliyse biz kirli bir aslanız. <laughs> evet. Ne yazık ki. Hani orada biraz da inancımızı sorgulamak lazım. En başta Hristiyan inancında şu vardı. Bu dünya Tanrı'nın dünyasıdır. Hmm. Ve de bu dünyayı o bize emanet etti. Biz sorumlusuyuz. Yani her şeyinden biz sorumluyuz. Ama ne yaptı? Günah işleyerek bunu iblise Kaptırdı. kaptırdık. O günden beri bu dünya hep kötülük içerisinde ölümle pençeleşiyor. Ama biz, Rab bizi yine sorumlu olmaya çağırıyor. Yani yine de eski o vasfemizi yerine getirmeye çağırıyor. Ve imanlı olarak bunu ciddi alıyoruz aslında. Bu bir sorumluluktur. Bu dünya üzerinde biz sorumluyuz ve Yerine getirmeliyiz. Bu dünya babamızın malıdır diyoruz. Evet, evet Tanrı'ndır. Ve biz onun çocuklarıysak o zaman evine iyi bakmamız gerekiyor. Hı. Bize vermiş oldu bıraktı bu mirasa. iyi bakmamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Birçok sefer yolculuk ediyor ediyoruz kilisecek. Bir gün birkaç kere rastladığım bir şey bu. Bir tanesini anlatacağım. Hı. Bir kere kardeşlerden bir tanesi dışarı şey attı. pipet şişe attı. O anda arabayı durdurduk. Dışarı çıktık. Pet şişe aldık. Arabanın içerisine bıraktık ve ilk çöpü çöpe attığımızda, ilk çöpü bulduğumuzda oraya attık. Hı -hı. Kardeş şeyi sordu. Dediğim bu kadar zahmete katlandık ki. Bizim için zahmet, Hı -hı. başkaları için tanıklık. Hı -hı. Bizim yaptığımız bu şey başkalarına şunu söyletecek. Hristiyanlar temizliklerine dikkat ederler. Evet. Konuştukları iman, ağızlarından çıkan söz, söyledikleri şey bir mesneti var. Bu da Tanrı'ya dayalıdır. Benim attığım bir pet şişe Tanrı'nın isminin kötülenmesine neden olabilir. Şunu söyleyebilir kişi. Sen nasıl Allah adamısın? Hmm. Sen nasıl bir Allah'a inanıyorsun ki söylediğin şey Allah'ı övüyor ama yaptıkların Allah'ı övmüyor. Bazıları öyle düşünür. Ben hmm. Benim söylediklerimi yap, yapın, yaptıklarımı yapmayın. Evet. Bu tezat Allah'a kötüler. Hmm. Biz ben kendi hayatımda Allah'ın bir pet şişe aracılığıyla bile kötülenmesine izin vermeyecek kadar temizliğime dikkat etmek zorundayım. Evet. E bu temel ahlakımızdan kaynaklanıyor. İşte o yüzden yani temizlik gerçekten doğrudan ahlakımızla bağlantılı. Evet, evet kesinlikle öyle. Evet, düşüncemizde ne var? Bu dünya Tanrındır. Bu dünya bize emanet edilmiştir ve bu dünya şu an evet, hüsran çekiyor. Romalılar 8 19. bölümde diyor ki bu dünya eee arzuluyor. arzuluyor. Yani o yenilişi, e, Mesih'in Yeniliş. gelişini işte e, her şeyin düzene bir daha e, girişini bekliyor. Evet, bir gün Mesih geldiğinde Bizim kim olduğumuz ortaya çıktığında Tanrının çocukları ortaya çıktığında evet bu dünya yenilenecek. Evet. Harika bir şekilde Mesih'in e, o görkemine, o yüceliğine yarışı bir vaziyette çevrilecek. Onu bekliyoruz. Evet. Ha, o zamana kadar çöplük gibi mi kullanalım? <laughs> Hayır. Evet, evet. Hayır, tabii ki koruyacağız. Hani bazıları hata imanlar der ki, e, bu dünya zaten yok olacak. Hepsi yanıp hmm. kül olacak. O yüzden hani şimdiden vazgeçsek de fark etmez sonuçta. Vur kurbacı. Ama yani öyle değil. İmanlar hiç böyle bakmadılar. Hı. Bir bak mesela dikkat edersin Orta Doğu genelinde çok eski kiliseler var. Hı. Çünkü çok eskiden beri Hristiyanlar hep buralardaydılar. Hı. Tamam Ve dikkat edersen hepsi büyük itinayla yapılmış. Hı. Yani neredeyse böyle yüz e, değil de bin sene yaşam, kalmak ayakta kalmak üzere yaratılmış hepsi. Yani çünkü Hristiyanlıkta bu inanış vardı. Bir şey yapacaksan hı. düzgün yap, hı hı. güzel yap. Sağlam yap. Anlatabiliyor muyum? Ve özellikle kiliselere gelince o itinayı gösteriyorlardı. Hı. Yani yok işte bu dünya yıkılacak. Hani yapmasak da olur. işte böyle gece konuda da toplansak da olur. Hayır. Bir şey yapacaksak sağlam yapacağız. Rab'e yarışır biçimde yapacağız. Bu dünya Tanrı'nın e, dünyasıdır. dünyasıdır. Ve yaptığımız her şey onun adını yüceltir, yüceltir şeklinde yapılmalı. Biliyor musun abi? Sadece bu değil. E, ağaçlar Adam alıyor, ağacı kopartıyor, şey yapıyor, yakıyor ağacı. Ondan sonra çekip gidiyor. Hmm. Ee, geçenlerde ayuka çıktı bu. İşte köpeklerin bacaklarını, ayaklarını, kedilerin ayaklarını, bacaklarını kestiler, kuyruklarını öldürdüler, işkence ettiler, yaktılar. Hmm. Ya Bu yürek, bu vicdan nasıl yaşayabilir? Hmm. Hmm. Bu dünyada bunu yapıp da vicdanen rahat yaşamak nasıl mümkündür? Sadece yere çoplatmaktan bahsetmiyorum. Hmm. Bir ağaca, bir canlıya bir hayvana zarar vermek hmm. ve o bundan ders çıkartma çıkartmadan arkanı dönüp gitmek. Kaplumbağaları öldürdüler. Denizde yüzen kaplumbağaları, küçük hayvanları, hmm. yunus balıklarının yüzgeçlerini kestiler. Kurşun sıktılar koskoca kaplumbağalara. Kurşun sıktılar denizlerde. Nasıl vicdanın ürünüdür? Biz çevreyi kirletiyoruz ve çevrenin bize güzel davranmasını bekliyoruz. Hmm. Başımıza gelen felaketler doğal felaketlerden hmm. şunu diyoruz. Niye bu başımıza geldi? Senin elinin ürünüdür. Bir, bir sürü aslında ağaçlardan bahsederken aklıma geldi eski antlaşmada yasalarda Rab Musa'ya buyurdu dedi ki bir şehire karşı savaş açarken hani eğer ona saldıracaksanız yani çevrenizdeki ağaçlara dikkat edin diyor. Hı. Aman sizce yakmayın yok etmeyin ama görüyoruz yani burada Kıbrıs'ta derler ki eskiden her tarafı ağaçtı. Hmm. Yani güzel böyle büyük çınar gibi ağaçları varmış ünlüydü burası büyük gemiler yapılırdı. şimdi bir tek ağaç bulmak zor. Hmm. Çiril çıplak bir e, bir ova var burada Mesarya hmm. ovası çünkü saygı yok doğaya karşı. Hmm. Oysa ki Rabin Yasasında var saygı öğretiyor insanlara. Hmm. Yeri geldiğinde hayvanlara da saygıyla davranmamızı söylüyor. Mesela yine özeyişlerde bahseder yani köpeğine ya da evcil hayvanlarına böyle kinle nefretle ee, davranan kişileri kınıyor. Hmm. bunlar bunlar Rab'bi tanımayan insanlar diye hmm. gösteriyor onlara. Yani evet insan orada kendini belli eder. Hmm. Ağacına, köpeğine, kedisine, bahçesine nasıl baktığından aslında imanını orada belli ettiriyor. Evet, evet evet. Senin e, gözünün gördüğü şeye davranışın hmm. insanların gözünün gördüğü veya görmediği şeye davranışlarını etkiliyor. Doğru. Çünkü sana bakışları değişiyor. Senin inançlarına bakışları değişiyor. Şunu söylüyorlar, bu adamın buraya yaptığı şey inancının bir ürünüdür. Biz Süryani köylerini gezdik zamanında, Süryani köylerine gittik. Onları bütün diğer köylerden ayıran en önemli özellik temizlikleriydi. İlginç, bir köyün nerede bitip nerede başladığını temizliğinden anlayabiliyordunuz. Bir Süryani köyünün bitip başlama şeyi temizliğinden belli bir çizgi halinde pis bir alan kalıyor, temiz bir alan başlıyordu. Bu adamlar bunu İncil dışında hiçbir yerden alamazlar. Evet, e bu İncilden alınan bir bir su, yani evet. bir kaynaktır bu aslında. Evet. Dolayısıyla hani ne diyebiliriz? Ee, bir çöplere dikkat etmemiz gerekiyor. Hani evet. o çöpleri biz zaten üretiyoruz, bizim onları kaldırmamız gerekiyor. Hani genç dedik, yani niye bu kadar zahmet ediyoruz? Hani sen zahmet etmezsen, başkası zahmet edecek. Evet. Bu senin görevin. Yani ve çocuklarımıza daha bu yaşta öğretmeye çalışıyoruz. En yani ufak bir şey yere attıkları zaman. Hemen git topla. Aa bana gerek var. Oğlum, biz dünya, Rab'bin dünyasına, çevreye saygılıyız. Hı -hı. Yani topla onları. O zaman çöplere dikkat ediyoruz. Dikkatli topluyoruz onları. Kaynakları bilinçli kullanmak Hı -hı. bu da imanın bir parçası. Yani Rabim verdi bu güzel kaynakları nasıl bilinçli kullanabiliriz? Hani Kıbrıs'ta mesela su sorunumuz var. Hı -hı. Bazıları var ki hiç dert etmeden Kullanıyor ya da hani klimayı sürekli açık bırakıyor hiç dert etmeden sonuçta bedava diye. Hmm. Hayır birileri bunu ödüyor. Hmm. Yani bu bir yerlere gidiyor. Hani dikkatli kullanalım bunları. Yani buna bu yine de imandan gelen bir şey de diye düşünüyorum. Öyle, kesinlikle öyle. İmanımızın özünde dünyayı temiz kullanmak var. Evet. Çocuklarımız bunu öğreniyorlar. Zor yoldan öğreniyorlar. Birçok zaman, e baba niye kaldırıyorum yerden ya? Çöpçü gelsin temizlesin. Hı -hı. Yok oğlum. Sen de evet. yarın öbür sene mesleği yapıyor olabilirsin. Hı -hı. Ve sen de buna dikkat edeceksin. Hı -hı. Kimse çöp yüzünden, attığımız bir şey yüzünden bizi suçlamasın. Hı -hı. Bize, e, Rabbimize e, laf etmesin. Evet. Hatta Rabbi yücelsinler. Yerden aldığımız bir çöp, Hı -hı. Rabbimiz tarafından yüceltilmek için kullanılsın. Tabii. Desin ki insanlar, Allah'a şükürler olsun ki burada iyi insanlar var, Allah'a düşünen insanlar var. Onlar yerden çöp alıyor. Allah'a şükürler olsun desinler. Görüyoruz Mesih'in de hayatında bazı yerlerde dikkat edersek önemli örnekler vardı. Mesela İsa orada 4 bin kişiye birkaç ekmekten yedi ekmekten galiba yemek çıkarttı zaman, yemek çoğalttı zaman, herkes doyuyor ve ne yapıyor? Diyor ki o kalanları toplayın diyor. An yani israf olmasın. Hı -hı. toplatıyor onları. Evet. Yani evet, fakirlere dağıtıyor, kullanıyor. Yani israf yok. Hı -hı. Çöpe atmak yok. Yani o değerli bir şeydir. Anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Evet. Bunlar güzel ve önemli örnekler. geri dönüşümlü düzeni de benimsememiz gerekiyor. Zor bir şey bu. Hani çünkü doğamıza yok bu. Hani direkt çöpe atalım her ne varsa ama hayır. Yani plastik ayrı, cam ayrı, normal işte gıdalar başka yere çünkü bu ne oluyor? En azından o plastikleri, o camlara yeniden kazandırabiliriz topluma, bir şekilde yeniden kullanabiliriz. Yani bu ne oluyor? Yine saygıdan ötürü bunu yapıyoruz. Ama bazen evet. tabii ki hadi bunu mu yapacağız? Böyle alay edercesine. Ama işte burada yine kendimizi ele veriyoruz. Hmm. Gerçekten değer veriyor muyuz bu dünyaya? Hmm. Ve sonuncusu doğa dostu ürünleri de aslında tercih etmeliyiz. Hı. Hani plastiklerden bahsettiği olarak mesela plastikler erimeyen bir madde değil mi? Çocuklarım geçen gün mesela eve getirdiler böyle bambu böyle pipetleri. Babam bunları kullanacağız şimdi. Çocuklarım artık bunları düşünüyor evet. çünkü gördüler bir yerlerde işte plastik pipetler erimiyor. Hı. Denizde yüzüyor bunlar bayağı zarar veriyor artık bunları kullanacağız diyorlar. Takdir ettim. Kendi evet. paralarından gittiler bunları aldılar. Ee, yani ne, ne düşünüyor artık? Doğa dostu ürünleri kullanalım. E, dikkat edelim kullandıklarımıza. E, bazen biraz daha bir tık daha fazla para vermek gerekebilir. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani eriyen çöp poşetleri kullanmak için. Evet, evet. Ya da hani buna benzer başka kişiler. Ama gerçekten burada imanımızı yine konuşturuyoruz hı. aslında. Kesinlikle öyle. Ya artık çöp poşetleri kalktı. Yani parayla alıyoruz. Hı hı. Para aldığımız için şükür devletimiz çok güzel bir şey çıkarttı. Kendi poşetimizi götürüyoruz. Hı hı. Artık çöp poşetlerini bir yere atmak zorunda değilsin. Hı hı. Artık poşet değere bindi Çünkü art eskiden her yerdeydi poşet. Şimdi biraz daha akıllıca bir iş yaptı. Ya başta ]mek. millet baya şikayet etti aslında. Evet, evet. Ama aslında gerekli bir düzenleme bu. Evet, çok gerekli ve uygun bir düzenlemeydi. Evet. Yani e, günümüzde tabii ki bazıları daha da ileriye gidiyor ne yazık ki. Eee doğaya tapar oluyor. Yani ana diye bahar ba, dua ana falan diyerekten artık e, sanki dua başlı başına bir tanrı bir ya da bir tanrıçaymış gibi davranmaya başlıyor. Buna tabii ki hiç gerek yoktur. E, yani budizmde ya da daha doğrusu Hinduizmde bu inanç vardır. Panteizm her şey tanrıdır tarzdan. Hayır bu dünya içinde yaşadığımız üzerinde bastığımız bu toprak tanrı değil. Saygılıyız e, ama onun bir canı bir ruhu yoktur. Evet. Ama esas onun sahibi vardır. O tanrıdır ve tanrıdan ötürü. Nasıl ki insana iyi davranıyorsak tanrıdan ötürü dünyasına da iyi bakıyoruz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu gerçekten önemli imandan gelen bir şeydir günün sonunda. ve doğal olana dikkat etmek gerekiyor. Yani Rab bunları aslında belirli bir şey soruyor. Mesela Romalılar 1. bölüm 18. bölümden itibaren Rab dünyayı neden cezalandıracağını ilişkin şeyler soruyor. Diyor ki tanrı yerine Doğaya taptılar. Evet. Dört ayaklı hayvanlara, işte sürüngenlere, baş kişilere taptılar. Tanrı'nın yerine başka kişilere taptılar. Başka kişiler taptılar. Bu yanlıştır. Evet. Hemen ilerisinde diyor ki doğal olan ilişkileri de terk ettiler. Hani evet. doğal şeyler var bu dünyada, güzel şeyler var bu dünyada. Evlilik olsun, çocuk sahibi olmak olsun, bir şeyler ekmek biçmek ve hasat toplamak. Bunlar güzel şeyler. Bunları korumak lazım özdeyişlerde ya da vaizde galiba Süleyman diyor ki hasatlara yani ekinlere değer vermeyen krala dikkat edin diyor. Hmm. Yani demek ki o hasadın bir değeri vardı. Evet, yani diyorsun. kutsiyeti yok yani o bir tanrı değil ama evet mahsullere, bu topraklara, bu ürünlere, bu doğallığa saygı duymamız gerekiyor. Evet. Yani çünkü Tanrı bu ahengi kurdu ve bu hayatta kalmamız için gerekli şeylerdir. Tabii. Evet. Sevgili izleyicimiz, çevre dostluğu konusu belki çok geniş bir konu daha da üzerine gidebiliriz ama burada önemli olan şudur. Evet Tanrı bu dünyayı, bu harika dünyayı yarattı, bize emanet etti ve bizler bunu en güzel şeklinde kullanmaya özen göstermeliyiz. Neden? Çünkü Tanrı'yı seviyoruz, onu hoşnut etmek istiyoruz biliyoruz ki bu dünya boşuna değil, bu büyük bir emek sarf ederek Tanrı'nın yaratığı, Tanrı'nın bize bağışladı, emanet ettiği kutsal bir şeydir. Dolayısıyla Rabbimizi yüceltmek için iyi bir tanıklık vermek üzere bu dünyaya sahip çıkmalıyız. Müzik